Hayat Mersin Gazetesi'nin değerli izleyicileri, bu haftaki konumuz Türkiye'nin 2020 yılının Türkiye'ye ve Mersin'e neler getirip getirmeyeceği konusunda olacak. Şimdi 2020 yılına girdik iyi temennilerle, iyi dileklerle. Dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi coşkulu bir şekilde kutlandı. 2019 yılında ne yaptık, neler elde ettik, kazanımlarımız ne oldu, ülkemizin konumu ne? Geriye baktığımızda pek olumlu bir tablo çizemiyoruz. Çünkü işsizlik konusunda, enflasyon konusunda, vergiler ve zamlar insanların gerçekten 31 Mart seçimleri umut olmasına rağmen, daha sonra 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden sonra coşkulu bir şekilde yerel yönetimlerde, büyük şehirler alındı ama genel yönetim hala aynı anlayışla devam ediyor. Ve işsizler sayısına, işsizler ordusuna yeni yüz binler katılıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın her şey daha iyi olacak, işte işsizlik azalacak, 2 milyon insana iş bulacağız demesine karşın 2019 yılında 360 bin kişi işsizler ordusuna katıldı. Yani Türkiye'de ilk kez işsizlerin sayısı çift taneli rakamlarda geziyor. Bu durumda Türkiye'nin yeni yıla umutla bakması ne kadar mümkün olabilir? Onu önümüzdeki işte bu 2020 yılında göreceğiz. Yalnız 2019 yılında borçlanma büyük faizlerle yapıldığı için üretime dönük bir yatırım da yapamıyoruz ülkemiz. Bu nedenle yüksek faizlerle alınan borçların ana paraları, faizleri ödenirken bütçe açık veriyor. Sürekli her sektörde büyük açıklar veriyor. Turizmde olsun, sağlıkta, eğitimde, hukukta, yerel yönetimlerde, her yerde çok önemli kayıplarımız oldu. Bu durumda insanlar 2019 yılında çok olumsuz ortamda 2020 yılına girdiler ve 2019'un getirdiği ekonomik çöküntü, daha önceki yıllara da dayanıyor tabii, bunun 15-20 daha önceki yılları da var. Türkiye'nin ekonomik yapısı pek iç açıcı değil. Yani bu dış politikada da böyle. Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri çok artık eskisi gibi belli bir düzeyde değil. Ve Suriye olayı ve son anda çıkan Libya asker gönderme olayı ve zaten Suriye'de gelen göçmenler ve İdlib'de bulunan bir sürü örgüt, terör örgütlerinin, militanların durumu ne olacak herkes bekliyor. Hükümetimiz veya başkanlık sistemindeki yöneticiler bu duruma bir çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Ekonomik yönden de dediğim gibi üretim olmadığı için sıcak parada bulunsa bile çok yüksek faizlerle alınıyor. Bunların karşılanması için bütçeye para aktarılması gerekiyor. Bunlar da vatandaşın omuzuna çok ağır yükler biniyor. Yani ekonomik yönden 2020 yılının ben çok 2020 yılından umutlu değilim. Çünkü ekonomistler, bu konunun uzmanları sürekli bu konuyu işliyorlar. Hatta 2019'un Aralık'ın son haftasında Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın 134. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hilton'da bir panel yapıldı. Burada ekonomistler, Dünya Gazetesi'nin önde gelen ekonomistleri, Bloomberg TV'nin yöneticileri iki oturum halinde Türkiye'nin ekonomisini anlattılar, dünyanın ekonomisini anlattılar, yapılması gerekenleri söylediler. Gerçekten çok uzun bir yol alması gerekiyor Türkiye'nin sabırla, inatla ve üretime dönük çabalarıyla bir yerlere gelir mi? O da gerçekten çok zor görünüyor. İnsanlarımız 2019 ve öncesindeki ekonomik sıkıntıları 2020 yılında daha da artarak, katlanarak yaşayacağına inanıyorum. Ben bu görüşteyim. Yani 2020 yılı daha sıkıntılı geçecek. Özellikle çalışanlar açısından, memurlar, işçiler, asgari ücretliler, işsizler, emekliler, bunlar çok büyük sıkıntılar içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Tabii temenni mahiyetinde biz 2020 yılının daha iyi olmasını diliyoruz. Bir de siyasal alanda Türkiye gerçekten bir çıkmazın içine girdi. 2002'de iktidara gelen AKP hükümeti, yönetimi en son 2017-18 yılında yapılan referandum ve seçimlerle başkanlık sistemine fiilen geçti. Parlamenter sistem askıya alındı. Parlamento işlevini sadece yasaların çıkması veya bir konunun görüşülmesi için toplanıyor. Karar verici tek kişi olduğu için ekonomistlerin veya kendi kadrosunun bu konuda belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Ama mantıklı çözümler üreten insanların özellikle siyaset alanında
pasifize edildiğini, nötrolize edildiğini ve bunların etkilerinin kalmadığını görüyoruz. Ben hatırlıyorum parlamentoya, Büyük Millet Meclisi'ne günlük 20 bin kişinin girip çıktığını biliyorum. Şimdi bu sayı çok çok daha düştü. Ve insanlar parlamenter sistemde bakanlara ulaşabilmek için milletvekillerine gidip referans istiyorlardı, görüşlerini bildiriyorlardı. Şimdi bu sayı çok azaldı ve insanlar sadece tek kişiye ulaşmak, onların bakanlarına ve çevresindeki insanlara ulaşmak için çabalıyorlar ama oraya ulaşmak da çok zor. Hatta AKP milletvekilleri bile bu konuda sıkıntılı olduklarını belirtiyorlar. Siyaseten parlamenter sistemi askıya aldığımız ortada. Eğer biz siyaseten AKP'nin iktidara geldiği yılları düşünürsek, Türkiye'de işte koalisyonların çok kötü olduğunu, ekonomiyi batırdığını, siyaseten Türkiye'nin zor durumlara düştüğünü söylüyorlardı. 2002'den beri, 2002 Kasım'ından beri tek partili bir sistemle yönetiliyoruz. Bunun sonucunda görüyoruz ki Türkiye'de siyaset alabildiğine daraldı ve insanlar siyaset yapmaktan çekinir oldular. Baskılar, gözaltına almalar, tutuklamalar, siyasi parti liderlerinin içeride olması, gazetecilerin düşüncelerini belirten aydınların içeride olmaları bu baskıyı ve korku ortamını yarattı. Sosyal medyanın etkisi çok büyük tabii ama sosyal medyada bile insanlar bir şeyleri paylaşırken gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtamıyorlar. Çünkü bu sosyal medya paylaşımlarından dolayı da binlerce insan hakkında soruşturma açılıyor ve bunların büyük bir kısmı ceza almakla sonuçlanıyor. O yüzden insanlar sosyal medyayı kullanırken bile çekiniyorlar. Siyaset yapmaktan dediğim gibi insanlar imtina ediyorlar ama Türkiye'de belli bir güç var. Yani bu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin, laik cumhuriyetin savunucuları, bunların başında Cumhuriyet Halk Partisi geliyor, İyi Parti geliyor, Saadet Partisi ve diğer marjinal partiler var. Bunların gücü yetmiyor. Yani koalisyonlar döneminde Türkiye'nin kötü yönetildiğini söyleyenler tek parti yönetiminde ne kadar daha kötü durumlara düştüğünü görüyoruz. Koalisyonlar iyi yönetilirse, Türkiye'de ekonomi ve siyaset rayına oturtulursa daha iyi olacağı düşüncesindeyim ben. Geçenlerde 80 küsur yaşını aşmış bir büyüğümüz, eski bir politikacı, insanların artık siyasete girmelerini, elini taşın, amene diyeyim de taşın altına koymaları gerektiğini, çünkü başka çözüm olmadığını söyledi. Siyasetin nasihatla yapılamayacağını, insanların gerçekten özellikle belli kesimdeki insanların, laik cumhuriyeti seven, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti korumak isteyen insanların siyasetten aktif olmalarını istiyorlar. Tabii eleştirmek kolay, hükümeti, muhalefet partilerini, siyasetçileri eleştirmek çok kolay. Ama insanlar bunu söylerken aktif olarak da siyasete girmeleri gerekiyor. Türkiye'nin tekrar parlamenter sisteme dönebilmesi için de çok etkili, özellikle partilerin tabanından başlayarak üyelerinden, ilçe teşkilatlarından, merkez yönetimlerinden koordineli bir şekilde ülkenin selamete çıkması için ekonomik ve siyasal yönden çok çalışmaları gerekiyor. Biz bu konuda insanların yeteri kadar etkili olmalarını istiyoruz. Tabii sosyal yönü de var. 2020 yılının sosyal yönden Türkiye gerçekten ekonomik ve siyasal yönden çöküntüye uğradığı için sosyal yönü bu yönüne daha çok yansımış oluyor. İnsanlar işsiz kaldığı için boşanmalar, ayrılmalar, kadın cinayetleri, çocuk yaşta kızların evlendirilmesi, yani erkek çocuk ayrımı yapılmadan cinsel istismarlara uğraması ve toplumda sosyal bir huzursuzluk yaratıyor. Yani insanlar evine götürecek ekmek bulamazken bunları sosyal etkinliklere çağırmak, tiyatro, sinema ve sanat etkinliklerine çağırmak ne kadar doğru bir değerlendirme olur? Onu da sizlere bırakıyorum. Bir de anayasada seyahat etme özgürlüğü var. İşte anayasada diyorlar, özgürlükler ülkesi Türkiye'de her şey serbest, özgürce yapabilirsiniz diyorlar. Ben bir maddesini söyleyeyim. Seyahat özgürlüğü var Türkiye'de. Evet, yurt içinde ve yurt dışında istediğiniz yere gidebilirsiniz. Uçakla, otobüsle, otobüsle, trenle, gemiyle nereye isterseniz gidersiniz ama ekonomik gücünüz yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. Bunun adına da özgürlük demek mümkün değil. Şimdi siyasal bir yara, başta da dediğimiz gibi Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi, sınırdaki insanların ne olacağı, özellikle onlarca örgütün, terör örgütünün
ne olacağı soru işaretleriyle dolu. Bu da ekonomiye büyük yük getiriyor. 2020 yılında biz bu tabloları çizerken kendimiz olumsuz bir tablo çizmiyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini söylüyoruz. Bunun Mersin'e de yansıması olacaktır. Mersin de bundan nasibini alacaktır. Olumlu ve olumsuz gelişmelerden etkilenecektir. Biz yine de 2020 yılının iyi dileklerle, temennilerle Türkiye'ye ve ülkemize, Mersin'e hayırlı olmasını ve daha iyi günlere kavuşmamızı dileyelim. Bundan sonraki konumuz da başka, Mersin'de yine ağırlıklı, Mersin'de yerel gündem olacak. Şimdilik hoşça kalın.